Star'da yepyeni, neşeli, eğlenceli, heyecanlı, enerjisi yüksek bir yarışma programı başlıyor. Kocam Yaparsa. Bu kez erkekler mutfağa giriyor. Şef Esat Özata günün yemeğinin yapılışını hanımlara anlatıyor. Onlar da yemeğin kusursuz olması için uzaktan eşlerini kulaklık yardımıyla yönlendiriyor. İlk önce çok eğlenceli bir yarışma programı olacak. Gerginlik yok bir kere. Yani nasıl evin içerisinde, aile içerisinde ufak tefek atışmalar diyelim ben. Kavga demek istemiyorum buna kesinlikle. Çünkü 50 yıllık karı koca da böyle birbirine atışabiliyor. Aynen o şekilde. Yani kızıyor koca eşine, ondan sonra bir yükseliyorlar, ondan sonra ah canım aşkıma dönüyor. En güzel bence yanı bu. Kocam Yaparsa da aynı anda 3 çift yarışıyor ve hafta içi 5 gün aynı anda 3 ayrı mutfakta kıyasıya bir rekabetle birbirinden lezzetli yemekler hazırlanıyor. Dilerseniz şimdi ilk haftanın çiftlerini tanıyalım. Acaba yarışmaya katılmaya nasıl karar vermişler? Hatun dedim, böyle dedim, bir yemek yarışması var, bana yönlendirebilir misin falan gibi konuştum. Sonra dedi ki yaparız, neden olmasın dedi, ama ben kendime güvenemiyorum dedim, bir yandan da o vardı. Sonra bir cesaret geldi, sonra başvurduk ve buradayız. Mavi Masa'da yarışacak olan Serkan Bey, yarışmaya kendisi katılmak istemiş ve eşi Hava Hanım'ı ikna etmiş. Sarı Masa'daysa durum tam tersi olmuş. Yarışmaya katılmak benim fikrimdi. Çünkü kendisi evde mutfağın yerini bile bilmez. Ama bana çok güzel gurmelik yapar. Ben de yarışmayı görünce bir kere de ben gurmelik yapayım dedim ve başvurdum. Hani derler ya, bir dokunduk bina işittik diye. Baksanıza, Sarı Masa'da yarışacak olan Sezer Bey'in eşi Zeynep Hanım bayağı dertliymiş kocasının lezzet otoritesi olma özelliğinden. İşte tuzsuz olmuş, tuzlu olmuş, salçayı çok koyuyorsun, bir daha böyle yapma diye. Böyle tabağı çok önüme itmişliği vardır. Bugün intikam günü. Şimdi o pişirecek, ben tadacağım, gurme ben olacağım. Mavi ve Sarı Masa yarışmacılarını tanıdık. Bir de Pembe Masası var Kocam Yaparsa'nın. Ali Rıza Bey'in mutfakla arası nasıl acaba? Çok fazla yok. Biraz. Yani belli oluyor burada da zaten. Belki eşiniz Nevin Hanım'ın katkılarıyla olur bu iş. Ne dersiniz? Güzel motive ederse herhalde iyi bir ürün çıkacak ortaya. Yani o duruma göre, oradaki eşimin ruh haliyle benim anlamama bağlıdır yani. Ha, o şekilde yani. Peki acaba beyler eşlerinin yemeklerini beğeniyorlar mı? Ne de olsa tarifler hanımlardan gelecek. Yapar, güzel yapıyor. İstediği zaman güzel yemek yapar. Ben laf söyletmem. Çok seviyorum ve çok süper yemekler yapıyor. Zeynep standart yemekler yapar. Yani dolma doldurur. Ne bileyim, yeşil fasulye. Üçüncüsü derseniz yok. Yani bu. Veya çok tuzlu yapar mesela. Aşırı tuzlu yapar. Yani ben bu konuda çok şikayet ederim. Bak, kimi zaman da çok kızarım yani. Biraz da yarışmanın kurallarından bahsedelim. Mesela kocalar isterlerse masalarındaki butona basarak eşlerinin seslerini kısa bir süreliğine kesebiliyorlar. Evde böyle kavga edersiniz eşinizle. Ya içinizden dersin, ay yeter artık. Yani artık zaten çok yoruldum, çok çalıştım. Bir de sen dır 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 yapıyorsun. Ya yani bir kişi olsa çeksem diye, işte bu yarışmada öyle. Yani bir dakika veriyoruz, o butona basma hakkını veriyoruz. Bir dakika boyunca İletişimi kesiyoruz karı kocanın. Bakalım erkekler butona basma konusuna nasıl bakıyor? Keserim ben. Yani işime gelmedi mi, beni bunalttığı an basarım ben butona. Baktım çok dır 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 ediyor. Zınk, orada bitiririm işi. Bu butonu çok kullanacağım gibi düşünüyorum. Keşke bu butondan bir tane de evde olsa. Arada bir basarım böyle. Kocam Yaparsa'nın en can alıcı noktasıysa hanımların gözleri kapalı bir şekilde yemekleri tatmaları ve puanlamayı bu şartlar altında yapacak olmaları. Acaba hanımlar bunu benim kocam yapmıştır diyebilecek mi? Kesin tanırım diyemem. Çünkü ilk kez yemek yapacak. İlk kez tadacağım onun yaptığı bir yemeği. Evet. Yani illa diyemem ki, özellikle diyemem ki bunu benim eşim yapmıştır. Yani desem de yanlış olur. Ben ona az puan verirsem, tutturamasam yandım. Bir şekilde yakalamaya çalışacağım. Şöyle düşünüyorum. En kötüsü Sezer'indir. Bunu kesin Sezer yapmıştır diyerek ona 5'i veririm. Gidip de başkasına mesela o kötü yaptıysa, ona yüksek veriyorsa, ben güzel yaptığım halde bana düşük veriyorsa,
Terelelli lelli oynarım burada. Hanımlar, siz de kocam yapar diyorsanız ya da beyler içinizdeki şefi milyonların önünde onurlandırmak istiyorsanız vakit kaybetmeden www.startv.com.tr adresine başvurularınızı yapın. Ya eşimin yapacağına inanıyorum ama beni dinlerse, beni dinlemeden hareket ederse, benden bağımsız hareket ederse hiçbir şey yapamaz. Yapacağı varsa da yapamaz. Ben hiç kaybetmeyi sevmem. Hep böyle neye el attıysam başarmışımdır. Şu ana kadar hiç eğer bu programda, bu yarışmada, yemek yarışmasında eğer kaybedersem nedeni Ali Rıza Bey'dir. Taktiklerime uyarsa, beni düzgün dinlerse ben başarabileceğine inanıyorum. Kocama güveniyorum. Kocam yaparsa pazartesi saat 17'de başlıyor. Sakın kaçırmayın.